meydanında eylem yapan yurttaşlarımız gibi İzmir'de de Van halkıyla dayanışmak için eylem yaptılar. En temel anayasal haklarını kullandılar, protesto yapma haklarını kullandılar ve gaspa karşı, yalana dolana hırsızlığa karşı Van halkıyla dayanıştılar ve haksız bir şekilde, hukuksuz bir şekilde işkenceyle gözaltına alındılar. Ve 37 gündür burada türlü işkence yöntemleriyle, siyasi talimatla, özellikle altını çizmek istiyorum, herhangi bir hukuk gerekçesiyle değil, herhangi bir suç gerekçesiyle değil, siyasi talimatla, siyasi rehineler olarak 37 gündür bu cezaevinde, bu işkence evinde, bu ölüm evlerinde, bu suç mahallinde tutulmaya devam ediyorlar. Arkadaşlarımızın bugün geldiğimiz aşamada ne yazık ki bu cezaevinde can güvenlikleri yok. Cezaevi yönetimiyle defalarca görüşmeler yapmaya çalıştık. Adalet Bakanlığı'yla hala görüşmelerimiz sürüyor. Ancak adalete kapı duvar olan bu organlar işlemiyor. Gerçekten adalet söz konusu olduğunda, hak hukuk söz konusu olduğunda dilsize dönüşüyorlar, kapı duvar oluyorlar. Cezaevi yönetiminin kışkırtmalarıyla ve ne yazık ki içeride çalışan memurlar eliyle, gardiyanlar eliyle geçtiğimiz hafta 30 tutuklunun şiddetine maruz kaldılar. Bir kadın arkadaşımızın saçları koparıldı. Yaşananları siz düşünün. Ne yazık ki bugün şiddet, tehdit, ölüm gerçekten cezaevlerinde normalleştirilmiş durumda. Biz bu işkence usulüne, bu hukuksuzluğa karşı olduğumuz her yerde sesimizi en gür sesle duyurmaya devam edeceğiz. Ortada bir suçlu var, evet. Bizim arkadaşlarımız hak hukuk diyerek suçsuz yere bugün içeride rehin tutuluyorlar. Ama suçlular var. Suçlular adalete, hakka, hukuka uymayan bakanlığın kendisidir. Suçlular cezaevi idaresinin kendisidir. Onların talimatıyla bu işkence yöntemi her gün sistematik olarak devam ettiriliyor. Ancak arkadaşlarımız haklılıklarından, meşruluklarından aldıkları güçle çok iyiler. Neden burada olduğumuzu gayet iyi bildiğimizden başımız dik bir şekilde tüm zorluklara karşı koyuyoruz. Bizi mücadeleden koparmaya, tecrit etmeye çalışanlara karşı mücadelemizi her yerde büyütmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz diyor Seda Nur Uğur. Biz de onları alana kadar mücadelemiz devam edecek. Sibel Örtmez arkadaşımızın mesajını okumak istiyorum. Tüm ezilenlerin oluşturduğu bu mücadelenin parçası olmanın inadını ve umudunu taşıyorum. Tüm yoldaşlarımızı hakikatin gücüyle selamlıyorum. Zindanlardan meydanlara, insan onuruna yaraşır bir yaşamı kuracağız. Serkeftin diyor Sibel arkadaşımız. Seda ve Sibel'in dostları sadece, yoldaşları sadece Burak'ta gördüğümüz insanlar değil. Tüm Türkiye ve Kürdistan'da Van halkıyla direnen Türkiye'li sosyalistler, feministler, Sibel ve Seda sevgiyle anılıyor ve özgürlüklerini milyonlar istiyor. Sibel'in ve Seda'nın tutsaklıkları aslında tam da buradan başlıyor. Kürt halkıyla, Kürdistanlı kadınlarla yan yana gelmelerinden, o yüzden